İbrahim Karagül Erdoğan Türkiye ekseni dedi, hepsi yanından kaçtı. Peki sizi oraya kim koymuştu? Yüz yıl sonra bir kez daha Türkiye'yi yalnız bırakıp başka adreslere koştular. Hiçbir ittifak bu ülkeyi coğrafya dışına itemez. 21. yüzyılı anlamadınız. Müslümanlık direnişin dilidir. Vesayetin değil. O örtü sizi gizlemez. Türkiye Suriye ve Libya gibi iki büyük cephede amansız bir mücadele veriyor. Suriye'de bütün güney sınırlarını kuşatanlara, yüzlerce kilometrelik terör ve işgal cephesi kuranlara karşı 100 yıl önceki savunmayı yeniden yapıyor. İran sınırından Akdeniz'e uzatılan cepheye kuşatmaya çok ağır darbeler vurdu. Birçok bölgede hesapları bozdu dağıttı. En ağır darbeyi de 15 Temmuz'da içerideki cepheye, içeriden işgal girişimine karşı vurdu. Onlar saldırmaya, Türkiye'ye savunmaya devam ediyor. Karşısında yine aynı güçler, aynı ülkeler, onların bölgemizdeki ve ülkemizdeki uzantıları. Türkiye'yi Akdeniz'de boğmak. Tek başına cesur mücadele. Libya'da kendisini Akdeniz'den çıkarmaya, boğmaya, kıyılarının sıfır noktasına mahkum etmeye çalışanlara karşı bir savunma hattı kuruyor. Onlar Doğu Akdeniz'de, Suriye açıklarında, Kıbrıs açıklarında köşeye sıkıştırmaya çalışırken Türkiye Akdeniz'in tam ortasında bir mevzi inşa ediyor. Onlar Akdeniz'deki kuşatmayı Ege'den Karadeniz'e kadar uzatmaya çalışırken Türkiye bu çok uluslu çevrelemeye karşı tek başına cesur bir mücadele yürütüyor. Hiçbir ittifak Türkiye'yi coğrafya dışına itemez, bu ülkeyi küçültemez. Son 36 yıl bize coğrafyanın 100 yıl sonra nasıl paramparça edildiğini, nasıl farklı farklı senaryolarla yeniden paylaşıldığını gösterdi. Yine bu son 30 yıl, özellikle de son 10 yıl, 100 yıl önceki paylaşımın hesaplaşmanın coğrafya dışına itme çabalarının nasıl yeniden önümüze konduğunu, nasıl masa masa dolaştığını gösterdi coğrafyadan yalıtmanın da ötesinde nasıl yeniden küçültme senaryolarının uygulandığını gösterdi. Bütün terör örgütleri ve terör saldırıları, bütün FETÖ benzeri yapılanmalar ve 15 Temmuz, Gezi Kalkışması, bütün Doğu Akdeniz faaliyetleri, Ege Adalarını yeniden silahlandırma çabaları, tamamı işte bu yeniden ve daha da küçültme senaryolarının parçası. Bu mücadeleye mahkumuz. Savunma değil, taarruz, diz çökme değil, tarih sıçraması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib'de olmaya mecbur değil mahkumuz ifadesi aslında o tek cümle çok şeyi anlatmaya yetiyor. Zira Erdoğan bugüne kadar yüzyılların derinliğinden geleceğe uzanan, bu yönde çok konuşma yaptı, çok söz söyledi. Aslında anlaşılmayan hiçbir şey yok. Sadece herkes bir tercih yapıyor, mesele bu. Türkiye bütün bu kuşatma saldırı boğma girişimlerine karşı hem içeride hem de coğrafyanın tamamında tereddütsüz direniyor savunmadan taarruza geçiyor çünkü geleneksel savunma yöntemlerinin aslında gerileme olacağını çoktan gördü geri çekilme diz çökme ezik davranma bir tarafa bir tarih sıçraması bir yeni yükseliş inşa etmeye çalışıyor Küresel ölçekte güç boşlukları, güç kaymaları kendisine bu fırsatı sunuyor, o da kullanıyor. Türkiye'yi yalnız bırakıp başka adreslere koştular. Sadece Suriye'de, sadece Libya'da değil, sadece teröre karşı, sadece darbe girişimlerine karşı değil, ekonomiden teknolojiye, küresel sistemin yeniden inşa edilmesinden bölgesel kurtuluş reçetesine ve yeni bir siyasi dil üretilmesine kadar her alanda kendini öne çıkarıyor Türkiye. Rusya ile Amerika ile bölge ülkeleriyle Avrupa ile uğraşıyor. Sadece cephede değil bütün başkentlerde savaş veriyor adeta. Özellikle son 10 yıl bize yeni ve ürkütücü bir gerçeği daha öğretti. Bugüne kadar düşünmediğimiz, endişe etmediğimiz, kendimizden emin olduğumuz bir alanda ne kadar zayıf olduğumuzu gösterdi. Bu ülke için mücadele edeceğine inandığımız kişi ve çevrelerin büyük mücadele başladığı anda Türkiye'yi yalnız bıraktığını gördük. Hemen saf değiştirdiklerini, hemen bulundukları yeri terk ettiklerini gördük. Erdoğan Türkiye ekseni dedi, hepsi yanından kaçtı. Peki sizi oraya kim koymuştu? Erdoğan'ın Türkiye ekseni mücadelesi bölgeye yayılınca, müthiş bir Türkiye direnci inşa edilince hepsi yanından ayrıldı. Ait oldukları adreslere koştu. Ölene kadar Erdoğan diyenlerin nasıl yabancı rüzgarlara göre hareket ettiklerini, yer değiştirdiklerini gördük. Onların orada bulunmalarının aslında Türkiye ekseni için, Türkiye mücadelesi için olmadığını, öyle konumlandırıldıkları için olduğunu. Gönül bağıyla bağlandıkları adreslerin pozisyonu değişince onların da pozisyonunun değiştiğini gördük. Kimi Amerika için, kimi İngiltere için, kimi Rusya için, kimi Fransa ya da Almanya için yer tutmuşlar. Kimi de İran ya da Suud cephesi için yer tutmuş. Son 5 yıl içinde kimler adres değiştirdi dikkat. Sadece Erdoğan'ın yanından değil. Bu dışarıdan eklemeler başka siyasi partilerden, cemaatlerden de ayrıldı. Milli eksende karar kılan bütün yapılar bu ayrışmayı yaşadı. Dikkat edin, son 5 yıl içinde hepsi yer değiştirdi. İyi bakan herkes onların kimler olduğunu anlayacaktır. Dışarıdan baskı arttıkça onların da içeride ayrıştığını, başka adreslere koştuğunu gördük. Onları oralara kim yerleştirdiyse yine onlar kopardı başka yerlere gönderdi. Vahim olan bu çevrelerin muhafazakar Müslüman kimlikte oluşuydu. Görevlerini, siyasi kimliklerini, pozisyonlarını Müslümanlıklarıyla, hakkaniyet söylemleriyle örttüler. Müslümanlık Anadolu direnişinin siyasi dilidir. Müslümanlık Anadolu direnişinin dilidir. Vesayetin ve iç işgalciliğin değil Müslümanlık coğrafya özgürlüğünün dünyaya kafa tutabilmenin söylemidir. Haçlı savaşlarından bu yana böyle bir direniş aralıksız devam etmektedir. Ama Osmanlı'nın son döneminde bir de günümüzde muhafazakar Müslüman kimlikler üzerinden bir vesayet, yerli olana, ülkenin ve milletin direncine bir karşıtlık örgütlendi, örgütleniyor. Bunu açık yüreklilikle tartışmanın zamanı gelmiştir. Kibirlidirler sinsidirler, herkese ayar verirler, eleştiri toplar, ince ince kötülük işlerler. Onlar kibirli sözlerle, ahtem kesmelerle, zaafları ve ihtiyaçları sömürmeyle, bunları siyasi dile çevirmeyle meşguller şimdi. Türkiye'ye ayar verirler, Erdoğan'a ayar verirler, Türkiye ekseninde mücadele eden herkese ayar verirler. Hiçbir risk almazlar, memleket için hiçbir yeni şey söylemezler hiçbir kavgada Türkiye'nin yanında öne çıkmazlar. Eleştiri toplarlar, dedikodu pazarlarında dolaşırlar, bulduklarını maharetmiş gibi süslü cümlelerle satarlar. Kibirden yanlarına yaklaşılmaz. Her fırsatı ince ince kötülükle süslerler ve saldırırlar. Bunu açıktan yapmazlar, yapamazlar. Mert değiller, işlerini hep sinsilikle yürütürler. Siz ikinci Abdülhamid'i ipe götürürdünüz. Anadolu'da İngiliz müfrezesi kurardınız. Bu ülke için mücadele eden herkese saldırırlar. Aşağılarlar, küçük düşürmeye çalışırlar, itibar suikastlarına girişirler. Vesayetin kucağına oturmuşlar, Atlantik ötesine yaslanmışlar, oradan atıp tutarlar. O gün yaşasalar 2. Abdülhamid'i ipe götürürlerdi. İstiklal Savaşı döneminde yaşasalar Anadolu içlerinde İngiliz müfrezeleri kurar, Fransa'ya övgüler düzerlerdi. Ama onları gördük, onları çok eskiden gördük. O zamandan beri görüyorduk aslında. Ne yazık ki İslam'la, Müslümanlıkla, muhafazakarlıkla, sağcılıkla öyle maharetli cümleler kuruyor, öyle başarılı gizleme yöntemleri kullanıyorlar ki, Türkiye ekseninden zannediliyorlardı. Tıpkı FETÖ gibi. Türkiye'nin mücadelesi 21. yüzyıl boyunca sürecek biteceğine, çökeceğine, tükeneceğine bel bağlamayın. Daha yeni başladı ve siz yolun başında kaybettiniz. İbrahim Karagül, Yeni Şafak. Gül, Yeni Şafak.